Hocam ben Kuveyt Türk'ten bir araç aldım. O bana dedi ki git sen al, sonra aldığın kişiyi bana söyle. Ondan sonra ben o aracı alacağım, sana satacağım. Bana dönünce bu arabayı sana taksitle bu fiyata satarım, kabul ediyorsan ondan alıyorum, sana satıyorum dedi. Ben de öyle yaptım. Olur mu diyor. Orada alım satım söz konusu değil. Sadece bir laf var. Lafla Söz. alım satım olmaz. O faturaların bir kere o şeylere, o katılım bankalarına faturanın kesilmesi lazım. O da faturayla karşı tarafa satması. Ya da bugün mesela galerilerde nasıl satış yapılıyorsa aynı esaslara göre satış yapmaları lazım. Onu yapmadan ben aldım sattım demek de olmaz. Şeyde bundan birkaç sene evveldi. Almanya'dan, Frankfurt'tan gayrimenkul finansmanı yapan bir banka, adını bilmiyorum, siz bilirsiniz orada yaşayan kişiler olarak. Söylediler de aklımda kalması mümkün değil. İslam bankacılığı yapmak istemiş. İşte benimle görüşmek istemişlerdi. Ben de gelin dedim, geldiler. Burada bir gün akşama kadar oturduk. Almanya'nın kanunlarını söylediler, yapmak istedikleri işleri söylediler. Şöyle şöyle yapabilirsiniz dedim. Sonra biraz daha işler devam edecek. Adamlar bana şunu söyledi, dediler ki tam 2 yıldır Bahreyn'de, Dubai'de, Malezya'da çok sayıda toplantıya katıldık. İslam bankacılığı yapalım diye. Bize söylediklerinin özeti şu: birisi sizden bir gayrimenkul almak istiyorsa ona vekalet verin. Gitsin gayrimenkulü sizin adınıza alsın, kendine satsın. Ki sizin adınıza alsın, ondan sonra siz ona satın. İşte fiyatınız neyse onu da koyun. Peki dedim, o vekaleti resmen verebiliyor musunuz? Hayır. Sadece lafla. Peki sizin şeyinizden değişen ne? Sistem aynen uygulayacağız. Kardeşim böyle şey olur mu dedim. O bankanın yönetim kurulu başkanı ve finansman müdürünün, bir de danışmanları, 3 kişi gelmişti. O yönetim kurulu başkanının sözü şu: biz zaten bunu kabul edemedik, onun için sana geldik dediler. Biz bir kere yani bunu kendimize kabul ettiremiyor. Böyle saçmalık olur mu? Bak efendim, ben sana vekalet verdim, sen al sat, ondan sonra gerisi tam faizcilik. Kimi kandırıyorsunuz? Sonra adamlar o kanunlarına uygun bir şekilde şöyle şöyle yapabilir misiniz? Yapabiliriz dediler. Sonra nasıl olduysa bıraktılar. Sonra bir kere daha bir Frankfurt'ta görüştük, ondan sonra daha da devam etmedi.